size görünen şeyle görünenin ardındaki şey arasındaki hem ilişkiyi hem farkı anlatır. Yani hem ilişkiyi anlatır hem de farkı anlatır. O yüzden insanın hayata bakışında bu bütünlük olduğu zaman insan gerçekten bir şeyi olduğu gibi görmüş olur. Aksi takdirde insan farkına varmadan zihni tarafından manipüle edilir. Mesela diyelim ki kaç anne baba doğan çocuğunun öleceğini düşünür. Evlenen kaç insan kendisinin veya eşinin öleceğini düşünür. Bunu mantık olarak sorduğunuz zaman tabii ki öyle, hepimiz ölümlüyüz deriz ama hayatı yaşayan benlik olarak bakmanız gerekir buraya. Mesela biz hayatta niye bu kadar şaşırıyoruz, niye bu kadar acı çekiyoruz, neden bu kadar irkiliyoruz? Çünkü bazı şeyleri kabul etmeyen veya bunları objektif bir şekilde görmeyen bir zihin vardır. O zihin tarafından olay algılandığı için o zihnin kalıpları içinden olayı değerlendirirsiniz. Fakat o bütünlüğü kaçırdığınızda mutlaka bir dengesizlik oluşur. Mesela biz niye ölümü hatırlamıyoruz? Çünkü ölümü hatırlamaktan kaçınan bir benliğimiz vardır. Ve bu günlük dilimize bile yansımıştır. Mesela kim ölmek ister ki veya ölümden kim hoşlanır ki veya ölüme kim olumlu bakar ki? Elimizden gelse hiçbirimiz tırnak içinde ölmek istemeyiz deriz. Mesela kaç insana sınırsız bir zamanda ve tamamen sağlıklı olarak yaşayacaksınız denilse, mesela kaçımız ya ben bu dünyadaki serüvenimi, sürecimi tamamladıysam bu süreç bana yeter diyebilir. Bakın, çok sağlıklı olacaksınız, yaşlanmayacaksınız ve istediğiniz kadar yaşayacaksınız. Mesela böyle bir teklifte bulunulsa muhtemelen insanların çok ama çok büyük bir çoğunluğu, bir de ekstra bir şey daha ekleyelim, ne isterseniz de olacak diye eklesek, o zaman bu dünya hayatında yaşamak o benliğe çok çekici gelir. Ve o benlik böyle bir hayatı devam ettirmek ister. Kime böyle gelmez? Kime böyle çekici gelmez? Gerçekten kendini bilen bir insana çekici gelmez. Bu dünyadaki yaşam itici olduğu için değil bakın. Burada da bazı hatalara düşüyoruz. Yani sanki din veya maneviyat dünyadaki mutluluğu öteliyor. Yani işte hepimiz ahirette mutlu olacağız. O yüzden dünya mutluluğunu kapatın. Buna çok fazla önem vermeyin. Bu dünya geçici. Geçici ise öyleyse bu dünyada mutlu olmak veya olumlu bir durum yoktur gibi bir yaklaşımın olduğu zannedilir. Halbuki Kur'an onlara iki cennet vardır der. Ve Kur'an aslında dünya hayatında da, ahiret hayatında da mutmain, huzurlu ve dingin bir insandan bahseder. Ama böyle bir insan hayata nereden bakar? Hayata merkezinden bakar. Öz varlığının bilinciyle bakar. Örneğin evlenmişsiniz, 3 gün olmuş. Bu
dünyadaki vazifem bitti denildiğinde öyle bir kişi asla bir şaşkınlık yaşamaz. Neden böyle diye bir şey hissetmez. Ama nereden baktığını iyi görmemiz lazım böyle bir bilinci. Hayata nereden bakıyor? Benim çok yakından tanıdığım biri vardı. Böyle 2-3 gün evvel öleceğini hissetti. Ve benim dedi dünyadan şeyim kesildi. Ben 3 gün sonra öleceğim dedi ve gerçekten 3 gün sonra bir sandalyede küs olduğu bir evladı vardı. Onu gördü, helalleşti onunla. Bakın bunu baba yapıyor yani, çocuk da değil. Baba evladıyla helalleşerek gidelim diyerek 1500 kilometre yol aldıktan sonra geldi, çocuğuyla helalleşti. 20 dakika sonra oturduğu koltuktan devrilip vefat etti. Şimdi bakın burada ne var aslında? Burada tam bir bilinçlilik var, tam bir farkındalık hali var. Yani bu dünyadaki yaşam ile bu dünyada ölüm dediğimiz bedenle ruhun ayrışma sürecindeki durumu ve ondan sonraki süreci kesintili bir şey olarak algılamıyor. Yani bir yolculuk, peygamberin ifadesiyle mümin ölmez, bir yerden bir yere geçer, naklolur. Yani hayat bu şekilde algılandığında bu dünyadaki hayat ile bu dünyadan sonraki hayat dediğimiz şey aslında öz varlık için kesintisiz bir çizgidir. Bu dünyadan baktığınızda nasıl ki güneşin battığını görürsünüz ama güneş ne bir yere batar ne bir yere doğar aslında. Bu dünyanın tarafından baktığınızda, dünyanın alanından baktığınızda güneşin görünümüdür. Psikolojik benliğimiz açısından baktığımızda ölüm büyük bir kayıptır, büyük bir hayal kırıklığıdır, bir çaresizlik halidir. Ne yapacağını bilemeyiz diyeceğimiz bir andır. Halbuki ölüm karşısında veya herhangi bir musibet karşısında kendini çaresiz hisseden kimdir? Ve o sen misin? Buna bakmadığımız müddetçe biz o dünyada mutlu yaşamak isteyen ama dünyadaki mutluluğunu da olaylara bağlayan bir benlikle ve yani en azından şöyle bir 50, 60, 70 yani 80 mümkünse ama sağlıklı bir şekilde tabii ki yaşamayı arzu eden bir benliğin penceresinden baktığımızda hayat asla olduğu gibi görünmeyecektir bize. O yüzden olaya değil, her zaman hatırlattığım gibi özneye bakmak durumundayız. Hayatı kim yaşıyor? Hayatı algılayan, yaşayan, tanımlayan, yorumlayan, hisseden kimdir? Ve o ben miyim? Burada biz tabii ki hayat içinde özellikle musibet ve ağır zorluklar, afetler durumunda tabii ki bir çaresizlik duygusu hissederiz. Tabii ki bir üzüntü duygusu hissederiz. Tabii ki acı hissederiz. Tabii ki kendimizi hiçbir şey yapamayan, fiziksel olarak, maddi olarak bir şey yapamayan bir konumda hissedebiliriz. Bunların hepsi duygu olarak yaşanabilir şeylerdir. Ama siz kendinizi o duygudan ibaret gördüğünüzde, o duygu olarak tanımladığınızda
o duyguda kaldığınızda kendinize çok haksızlık yapmış olursunuz. Bu noktada aslında bu konuşmayı Hazreti Yunus kıssası üzerinden yapacaktım ama onu belki başka bir zaman daha bütünlüklü olarak değerlendiririz. Kadim bilgelikte psikolojik benlik çoğunlukla balıkla sembolize edilir. Balık büyük bir okyanusta sınırlı bir yapıya sahip bir canlıdır. Kendine göre bir bedeni, işte gözleri, ağzı vesaire ile o okyanusta yaşar. Ve o sınırlı benlik onu kendi sınırları içinden bir hayata mahkum eder. Ve o sınırlar üzerinden hayata bakar. Hazreti Yunus tebliğ yaptığı bir kavme yıllarca tebliğ yapar. Muhtemelen çok baskı görür ve birçok dışlamaya muhatap olur. Ve en sonunda kavmine kızıp onları terk eder. Fakat bunu Allah'ın herhangi bir emri olmadan yapar. Yani bunu kızgın benliği üzerinden yapar. Bir benliği o an kızmıştır. Bunlar hiçbir şey anlamıyorlar. Bunlar hiçbir şeyi anlayacak kişiler de değiller deyip onlara kızar ve kavmi terk eder. Kur'an bu aradaki, bundan sonraki ayrıntıları pek anlatmaz. İşte bir balığın onu yuttuğunu ifade eder. Fakat bazı rivayetlerde işte bir gemiye bindiği, geminin fırtınaya tutulduğu, o dönemde de insanlar arasında eğer bir gemi fırtınaya tutuluyorsa o gemide işte efendisinden kaçmış bir kölenin veya işte büyük bir günahkarın, çok büyük hatalar yapmış olan birinin olduğu düşünülür. O kişi gemiden atılır. Kaptan sorar, aranızda bir suçlu, günahkar veya efendisinden kaçmış bir köle var mı? Hazreti Yunus kendine bakar ve bir anda şeyi düşünür. Ben aslında efendimden kaçtım. Rabbimin herhangi bir emri veya sözü olmadan ben kavmimi terk ettim. Efendisinden kaçmış köle benim der. Ve geminin kaptanı da onu denize atar. O da denizde bir balık tarafından yutulur. Bu arada anlattığım şey Kur'an'da geçmez. Sadece bir balık tarafından yutulduğu ve balığın karnında bir dua ettiği söylenir. Dua, La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minezzalimin. Üç tane cümle olduğu söylenir burada veya üç cümlenin içinde üç tane ifade olduğu. Birisi, La ilahe illa ente. Hiçbir ilah yok, ancak sen varsın. İkinci cümle, Sübhaneke. Ente Sübhaneke. Sen her türlü eksiklikten, her türlü kötülük, negatiflik, olumsuzluktan münezzehsin. Üçüncüsü de, İnni küntü minezzalimin. Ben zalimlerden oldum. Buradaki zalim kelimesi hem karanlıkta kalmak hem de bir hatanın, bir yanlışlığın, bir gölgelenmenin içinde kalmak anlamına gelir. Bu üç cümleyi bir alim şöyle ifade eder. Der ki, La ilahe illa ente istikbalimize bakar.
Şimdi bakın, biz hayatta büyük problemler yaşayınca zihnimiz genellikle geleceğe dair algısını büyük oranda kaybeder. Yani bir nevi sanki önünüz kapanmış gibi olur. Hatta bu yüzden insanın gözleri çoğu defa böyle durumlarda donar. Böyle bir takılırsınız. Hani gözünüz açıktır ama zahiri olarak da bir şey görmezsiniz. Bu aslında insanın kendi sınırlarına kapanmasıdır aslında. Ve Kur'an burada ve bu alimin de yorumuyla aslında sen şu anın içinde hapsolma. Hani biz şimdi de ol diyoruz ama oradaki şimdi ebedi şimdiliktir. Yani sonsuz zaman içinde olmaktır. Yoksa şu an değildir. Dolayısıyla zihnimiz şu ana kilitlenir. Ne oldu? Şu oldu. İşte terk edildim, reddedildim, yok sayıldım, başarısız oldum, büyük bir musibet geldi, bir afet geldi, yaralandım, öldüm vesaire gibi noktalara hapsoluruz. Ve zihnimiz o sonsuz varoluşu bir anda görmekten uzaklaşır. Halbuki sen Allah'a ait bir varlıksın. Ve ondan başka mutlak varlık yoktur. Varoluş değişkendir. Yaratılış değişkendir. Ama varoluşu var eden ebedidir, kalıcıdır, o değişimin üstündedir. İşte aslında kutsal metin bize herhangi bir değişim olduğunda, yani yaşadığınız değişim sizi benlik olarak sarstığında neye dikkatinizi çeker? Sonsuzluğa dikkatinizi çeker. Varoluş sınırlıdır, geçicidir, değişkendir. Mutlak varlık kalıcıdır, ebedidir ve o her türlü değişimin ötesindedir. İşte bu noktada istikbalimizin sonsuzluk olduğunu idrak etmemizi bize hatırlatıyor. Yani sen sınırlı bir varlık değilsin. Sınırlı bir varlık olduğun algısının içinde olmamaya dikkat et. Ve bu anlamda istikbalimize işaret eder. Yani eskilerin ifadesiyle Allah var, gam yoktur. Allah var, zorluk yoktur. Allah var, olumsuzluk yoktur der. Neden? Arkasından da şu cümleyle birleştiriyoruz. Ente sübhaneke. Yani sen değişimin içinde var olan izafi olumsuzlukların, negatifliklerin, izafi kötülüklerin ötesindesin. Bunu çok basit bir örnekle ifade edeyim. Mesela şu bardaktaki suyu bir küçük bir bıçak halinde dondurabilirsiniz. Ve o bıçak hatta bir insanın kalbini delebilir. Hatta böyle bir cinayet vardır. Yani iz bırakmadan bir cinayet işlemek. Suyu keskin bir hançer haline getirip birine saplıyor. Sonra su eriyor. Bu neyle öldürülmüş? Suç aleti bulunamıyor. Bakın, rahmet olarak kabul ettiğimiz su bile belli değişim imkanları nedeniyle, ama bunlar nedir? Zahiri değişim imkanlarıdır. Bu imkanlar nedeniyle bir kötü fiile neden olabilir. Dolayısıyla kutsal metin bize şunu hatırlatır. Bu dünya hayatında dualite vardır. İkilem vardır. İkilik vardır. Mesela doğum vardır, ölüm vardır. Sevilmek vardır, sevilmemek vardır.
sağlık vardır, hastalık vardır. Onaylanmak vardır, onaylanmamak vardır. İstediğinizin olması vardır, istediğinizin olmaması vardır. Tokluk vardır, açlık vardır. Uyumak vardır, uyanıklık vardır. Bu alem dualite içerir. Yani iki kutupludur. Ve bu iki kutupluluk nedeniyle bizler bazı şeylere iyi, bazı şeylere kötü olarak bakarız. Fakat bu bütün bu süreci yaratan, var eden, işleten Allah Sübhan'dır. O iyiliğin de kötülüğün de ötesindedir. İzafi iyiliğin ve kötülüğün ötesindedir. Üçüncü olarak da inni küntü mine zalimin, yani ben karanlıktayım. Ben kendi kendimi karanlığa hapsetmiş durumdayım. Kendi kendime yanlış yapmak durumundayım. Bu durumdan da çıkmaya çalışıyorum. İçinde bulunduğum karanlıktan çıkmaya çalışıyorum. İşte diyelim ki hayat bu. İşte yaşıyorsun, bir şey oluyor, ölüp gidiyorsun yani. Şimdi bu nedir? Bu aslında karanlıkta kalmaktır. Tıpkı bir insanın güneş battığı zaman, akşam olup güneş battığı zaman güneşin de ortadan kaybolduğunu, yok olduğunu veya karardığını düşünmesi gibidir. O yüzden benliğimizin içinde bulunduğu duygu, düşünce durumlarına dikkat etmek durumundayız. Şu anda ben hangi duyguyu deneyimliyorum? Bu mesela acizlik olabilir, zayıflık olabilir, yetersizlik olabilir, yalnızlık duygusu olabilir, hiç kimse tarafından onaylanmama duygusu olabilir, sevdiğin insanları bir daha görememek duygusu olabilir. Bütün bunlar olabilir. Fakat sen bu duyguların üzerinden mi kendini tanımlıyorsun? Yani sen sevdiğin bir insanı kaybetmiş bir varlık mısın? Kendini tanımlarken bunu mu ifade ediyorsun? Yoksa ben sevdiğim bir insandan ayrılma sürecini yaşıyorum. Böyle kutsal metin yine bir başka yerde şunu ifade eder. Hanginiz daha güzel eylemde bulunacak, bunu görsün diye ölümü ve hayatı yarattı. Aslında bu bizim kendimizin görmesi içindir. Yoksa Allah için değildir. Yani sen hayatın değişimi içinde ne yapacaksın? Bakın bu her şeyi içine alır. Her şeyi içine alır. Mesela bir dostun sana vefasızlık yaptı. Nasıl davranacaksın? Kendi insanlığına göre mi davranacaksın? Yoksa bundan sonra kimse benden vefa beklemesin. Herkes neyi hak ediyorsa onu yapacağım gibi bir öfke ve nefretin içinden mi bakıyorsun? Başkasının kötülüğü seni de kötü yapıyor mu? O yüzden bizim için doğumla ölüm arasındaki durum bir şeyleri deneyimlemek, bunlara şahit olmak ve bunlara karşı en doğal bir noktadan yaklaşımda bulunmaktır. Bizim bu dünyadan elde edeceğimiz, kazanacağımız bir şey yok. Bu dünyaya kazık çakmayacağız. Bu dünyada bir şeylere sahip olmayacağız. Ne mal, ne evlat, ne çocuk. Hiçbir şeye sahip olmayacağız. Bugüne kadar böyle bir insan gördük mü? Görmedik. Ama bu dünyada birçok şeye sahip olmaya çalışan insan görüyor muyuz? Görüyoruz. Peki bu dünyada bir şeye sahip olup
bunu hiç kaybetmeyen bir insan kaldı mı yeryüzünde? Yok. O zaman bakın, burada insan bir tuzağa düşüyor. Hiçbir şeye sahip olamayacaksınız. Ama bunu bir tehdit olarak söylemiyorum veya biz bunu kendimize eyvah biz hiçbir şeye sahip olamayacakmışız. Ne kadar berbat bir durum. Bu gözle söylemiyoruz. Bizim hiçbir şeye sahip olmak zorunluluğumuz yok aslında. Yani gerçek kendimin bir şeye sahip olmak gibi bir ihtiyacı yok. O sahip olma arzusunu duyan kim? Ona bakmalısın. Yoksa eyvah bak işte bu dünyada da hiçbir şeye sahip olamıyorsun. Kefenin cebi yok. Eyvah keşke birkaç cebi olsaydı. Böyle bir şey değil. Yani ben neye sahip olmak isteyebilirim ki? Ne var ki sahip olacağım? Ben sonsuz olandaysam, Allah'ta isem, Allah ileysem ve ona aitsem ben neye sahip olmak isteyebilirim ki? Eğer kendinizi sınırlı bir varlık olarak algılarsanız sahip olma tuzağına düşersiniz. Bakın bununla ilgili ilginç bir ayet var. Bakara suresinin 266. ayeti. Bir kişi düşünün, ben bunu meallendirirken anlaşılsın diye bazı şeyleri ifade ediyorum. Bir kişi düşünün ki kendisinin altından ırmaklar akan, içinde her çeşit meyvesi bulunan, hurma ve üzümlerden oluşmuş bir bahçesi olsun. Ancak kendisinin üstüne tam ihtiyarlığın çöktüğü, bakın çok dikkat edin, kendisinin üzerine ihtiyarlığın çöktüğü, aciz çocuklarının da bulunduğu bir sırada birden ateşli bir kasırga gelsin de bahçeyi yakıp külesin. Siz böyle bir şeyi büyük bir tutkuyla sever misiniz? Ayet hatta sever misiniz diye başlıyor. Ben Türkçe'de iyi anlaşılsın diye sever misiniz ifadesini oraya koydum. Siz böyle bir şeyi büyük bir tutkuyla sever misiniz? Allah düşünesiniz diye size ayetlerini böyle açıklıyor. Bakın bu ayetten ne anlıyoruz? Bu ayetten çok net olarak anlayacağımız şeylerden bir tanesi, siz geçici ve sınırlı olan bir şeye büyük bir tutkuyla sevgi duyar mısınız? Siz geçici, sınırlı, değişken olan bir şeye. Mesela gençliğini seviyor musun? Seviyorsan hakikaten Allah sana yardım etsin. Çünkü elinden gidecek olan bir şeye büyük bir sevgi ve tutkuyla bağlısın. Ama gidecek. Bakın insanlar o yüzden ihtiyarlamak istemiyorlar değil mi? Ama ne kadar acı verici bir şey ki asla ihtiyarlığı ortadan kaldıramıyorlar. Ama buna rağmen ben ihtiyar olmak istemiyorum, ben genç kalmak istiyorum diyen bir cehaletin içinden bakıyorlar. Çünkü kendilerini bedenin üzerinden tarif ediyor. Bakın ayet çok manidar bir şeye işaret ediyor. İsterseniz tekrar okuyayım bu gözle. Düşünün ki, bir kişi düşünün ki kendisinin altından ırmaklar akan, içinde her çeşit meyve bulunan, hurma ve üzümlerden oluşmuş bir bahçesi olsun. Yani çok güzel bir yaşam alanı. Buradaki yani bahçe, ırmak, hurma, üzüm değil konu. Allah düşünesiniz diye ayetlerini açıklıyor. Yoksa konu hurma değil, üzüm değil vesaire değil. Yani çok iyi maddi şartlar içinde yaşıyorsunuz. Çok mükemmel maddi şartlarınız var. Ancak kendisinin üstüne tam ihtiyarlığın çöktüğü. Bu neye işaret ediyor? Acizsin,
süreci devam ettiremiyorsun. Ve aciz çocuklarının da bulunduğu bir sırada, bir de birçok ilişkilerin var. Evladın, arkadaşın, kardeşin, annen, baban, dostun, yakının, o, bu, şu var. Onlar da aciz. Ve böyle bir durumda birden ateşli bir kasırga gelsin ve bahçeyi yakıp külesin. Siz böyle bir şeyi büyük bir tutkuyla sever misiniz? Peki, ben sevmem ama nefret eder miyim? Hayır. Peki nedir o zaman böyle bir süreç? Böyle bir süreç benim deneyimimdir. Ben böyle bir sürecin içinden insan olarak yaşayıp insan olarak yoluma devam edecek bir varlığım. Ben burada bir şeyleri büyük bir tutkuyla sevecek biri değilim. Ne gençliğimi, ne bedenimi, ne ilişkilerimdeki insanları, ne sahip olduğum herhangi bir maddi imkanı, ne sahip olduğum bir sosyal itibarı, hiçbir şeyi tutkuyla sevmeyeceğim. Öyle sevmeyeceğim ki tıpkı bir nilüfer çiçeği gibi, sudan çıkardığınız zaman üzerinde bir damla bile su yoktur. Ama bakın, suyla yıllarca beraber, sudan tiksinmiyor, sudan kaçmıyor, sudan nefret etmiyor. Yani dünya geçici, o zaman ben nefret ediyorum. Hayır, öyle bir şey yok. Dünyadaki olgular geçicidir. Sen o geçici olan süreçlerin içinde kalıcı olan öz varlığınla hareket edersin. Burası senin şahit olman ve deneyimlemen için üretilmiş bir yerdir. Burada herhangi bir şeye bağlanman, bu ister insan olsun, ister küçücük bir çöp olsun. O yüzden bazı böyle rivayetler de vardır. İşte hani insanoğlunun üzerinde bir iğne kadar bir dünya malı olsa o kişi cennete giremez denir. Neden? Çünkü sen sahte bir sahiplik duygusuyla gelmişsin. Konu iğne değil yani orada. Konu senin kendini bir şeye sahip olma zorunda hissetmen. Ve o olmazsa ben yapamam demen. O olmadığı zaman ben ne yapacağım demen. Peki bunun nedeni ne? Bunun nedeni sen bir şeyle özdeşleşiyorsun. Bir şeyi kendin veya kendinin bir parçası zannediyorsun. O yüzden kutsal metinler bu manada bize çok şeyi anlatırlar. Ama biz çok şeyi gözden kaçırırız veya yanından geçeriz. Mesela ben böyle bir ayeti, mesela Kur'an'da temelde ilk basamakta bilinmesi gereken, hani 100 ayet olsa içine bunu mutlaka koyarım. Neden? Çünkü bu insana nerede, nasıl, niçin, ne ile yanıldığını gösteren bir ayet. Sen nerede tuzağa düşüyorsun? Sen nerede yalpalıyorsun? Nerede karanlığa düşüyorsun? Neresi senin için gerçekliği kaçırdığın bir noktadır? Bakın ben bazen söylerim böyle. Mesela bir insanın çocuğu, eşi, arkadaşı, dostu. Farz edin ki, ben bunu hep gelenler bilir. Farz edin ki diyorum, bir sabah kalktınız ve hiçbiri yok. Ne hissedersiniz? Durup bir kendinize bir bakın o noktada. Ne hissedersiniz? Ve o ne hissedersiniz de ki siz ifadesine bakın. O siz misiniz? Siz böyle bir varlık olarak mı yaratılmışsınız? Hep hatırlatıyorum bakın Kur'an'da.
İnsanlar etrafından dağılıp gidecek olsa de ki Allah bana yeter. Bu mealde birçok ayet vardır. Ve Kur'an bize Allah'ı hatırlayın dediğinde bu sadece basit zihinsel bir şey değil. Bak Allah'ı hatırla falan değil. Bu Allah'ı varlığın olarak idrak et. O senin varlığının merkezinde olandır. O sendedir. Sen ondasın. Allah'ı hatırlamak budur. Yoksa biz hepimiz Allah'ı hatırlıyoruz ama en küçük bir problemde, bir ilişki probleminde, bir sosyal problemde, bir küçücük bir kayıpta birden çöküveriyoruz. Neden? Çünkü içimizdeki benlikler Allah'ı hatırlamayan benlikler. Ve onlar bizim üzerimizde egemen olduklarında bizim için hayat o kadar karanlık gözüküyor ki biz hiçbir şeyi algılayamıyoruz o anda. Her şey sanki bitmiş oluyor. Sanki bir sisin içine girmişiz. Etrafımızı göremiyoruz. Hiçbir şeyi okuyamıyoruz. Canımız hiçbir şey yapmak istemiyor gibi geliyor. Neden? İşte bu sorunun cevabı neden kendimizi bilmenin her şeyden önemli olduğunu gösteriyor. Çünkü şu anda biz gerçek kendimiz olmayan duygu ve düşüncelere bağlı benliklerle hayata bakıyoruz. Ben gerçekten kendim olarak hayata bakmıyorum ki. Gerçek kendim ortada gözükmüyor. Birçok benlik var. Sevilmek isteyen, onaylanmak isteyen, takdir isteyen, dünyevi haz ve keyif peşinde koşan, rahatlık isteyen, egosal bir konfor isteyen, başarı isteyen, etkileyici olmak isteyen, bir sürü şey isteyen bir benlikle dünyaya bakıyorum. Onlar gerçekleştiğinde geçici bir mutluluk hissediyorum. Gerçekleşmediğinde kendimi bakın, kendimi çok kötü hissediyorum. Bakın, hissettiğimiz duygulara kendimiz diyoruz. Zaten oradan kaybediyoruz. Hissettiğin duyguyu kendin olarak algıladığında bu senin o duygunun gözüyle hayatı algılaman anlamına geliyor. Ümitsizsen hayata ümitsiz bakıyorsun. Karamsarsan karamsar bakıyorsun. Acı içindeysen acıyla bakıyorsun. İşte o noktada kendimize doğru yolculuk yapmak zorundayız. En büyük kazanım budur. Bunu kazanmadığımız zaman hiçbir şey kazanmış olmayız arkadaşlar. Kendini bilme hazinesini keşfetmediğinde bütün dünya senin olsa hiçbir şeye sahip olmadığın için hiçbir şeyi kazanmış olmazsın. O yüzden kendini bilmekten öte bir hazine yoktur. Kendini bilmek. Kendini bildiğin zaman bu hayat gerçektir. Kendini bildiğin zaman bu hayat olduğu gibi algılanır, olduğu gibi yaşanır. Aksi takdirde o benliklerin dar, kapalı perspektiflerinden hayatı algılarsınız. Tıpkı Yunus'un balığın karnına girmesi gibi. O balığın karnından çıkmak zorundayız. O balığın karnından kurtulmaya ihtiyacımız var. Onu başardığımız zaman bu gerçekten bizim için gerçek kurtuluş, gerçek felah, gerçek huzur ve gerçek mutluluk olacaktır. Evet. Süremiz ne kadar? Bitti mi? 15 dakika. Peki. Şimdi bununla bağlantılı olarak arkadaşlar bir ayeti daha dillendirmek istiyorum.
Bu da Ali İmran suresinin 114. ayeti zannediyorum. Kadınlara, çocuklara, yığınlarla altın ve gümüşe, soylu atlara ve ekinlere karşı arzu duymaya yönelik sevgi insanlara cazip ve süslü gösterilmiştir. Kur'an bunu kimin gösterdiğini söylemiyor. Züyyine linnâsi diye ifade başlıyor. Yani insanlara süslü gösteriliyor. Kim tarafından? Ayet bunu söylemiyor. Ne süslü gösteriliyor? Kadınlara. Buradaki kadın konusu erkek konusu değil arkadaşlar. Buradaki ifade, yani Kur'an bir şekilde bunu ifade etmek durumunda. Neyi? İnsanın bir başka insanla kendini tamamlayacağı duygusu. İnsanın başka bir insanla kendini mutlu, tam hissetme duygusu. Bu insanlara güzel görünüyor, öyle görünüyor. Buradaki kadın kavramı bu yani. Yani kişi kendisini bir parçanın yarısı zannediyor, o parçanın öbür yarısı da gelirse mutlu olacak. Bu insanoğlunun en büyük cehaletidir. Hepimizin böyle bir cehalete düşme potansiyeli vardır. Ve Kur'an bunu ifade ediyor. Yoksa burada konu ne erkek ne kadın. Her bir insan bir başkasıyla tam ve bütün olacağı gibi bir hataya, bir imajinasyona, bir hayale, bir kurguya sahip. Ve Kur'an bunu hatırlatıyor, uyarıyor. Niye uyarıyor? Allah kıskanç olduğu için mi? Çekemediği için mi? Yoksa senin bir cehaletin tuzağına düşmek konusunda rahmetiyle ikaz etmek istediği için mi? Evet, kadınlara, çocuklara, yığınlarla altın ve gümüşe, atlara ve ekinlere karşı. Bunları tabii ki arkadaşlar, bunlar insanın bir gerçeği anlaması için verilmiş örnekler. Yoksa siz şöyle düşünmeyin ya, benim davarla ne işim olabilir veya ben çiftçi değilim veya işte Kur'an tarım toplumuna gelmişti. O yüzden de bunlardan bahsetmiş falan diye düşünmeyin. Düşüneceğini de zannetmiyorum ama düşüneceğinizi bazı kişiler böyle düşünüyorlar. Halbuki arkadaşlar buradaki her şey bir şeye işaret ediyor. Ben kadına örnek verdim. Diğerleri de siz düşünebilirsiniz. Ama benim asıl üzerinde durmak istediğim ifade şu. Bunlara karşı arzu duymaya yönelik sevgi, hubbu şehevet diyor ayet. Ben bunu böyle çevrilebileceğini düşünüyorum. Bunlara arzu duymaya yönelik sevgi, yani arzu ediyorum. Ve bu arzu bana çok güzel geliyor. Yani arzu edilesi şeyler bunlar tabii ki. Hatta kim arzu etmez ki? Herkes bunları sever, değil mi? Böyle bir söylemimiz var. Kim sevmez ki diyoruz. Ya parayı kim sevmez ki? İşte sana böyle taparcasına sevgi duyan, senden başkasını gözü görmeyen bir eşin olmasını kim istemez ki? Kim böyle birini istemez ki deriz. İşte arada bir insan çıkıp ben böyle bir şey istemiyorum diyebilecek bilinçte olmaya ihtiyacımız var. Kur'an bize böyle bir insan olma imkanı söylüyor. Ve o tuzağa karşı bizi uyarıyor. Evet, tekrar ediyorum, kadınlara, çocuklara, yığınlarla altın ve gümüşe, atlara ve ekinlere karşı arzu duymaya yönelik sevgi insanlara cazip ve süslü gösterilmiştir. Kim tarafından gösteriliyor? Bu sorunun cevabını vereyim kendi idrakimce. Bakın bu
Allah tarafından değildir. Fıtrat tarafından da değildir. Bu fıtratını unutmuş, kendisini beden ve zihinden ibaret zanneden bilincin yaptığı bir şeydir. Biz kendimizi beden ve zihin düzeyine indirdiğimizde veya kendimizi öyle zannettiğimizde bu şeylere karşı arzu duymaya yönelik bir sevgi bize çok cazip geliyor. Ve biz buna yönelik sevgiyle büyük bir yönelim hissediyoruz. Daha çok sahip olmak, daha çok sevilmek, daha çok istenmek, daha çok başarmak, daha çok mala, mülke, paraya, güce vesaireye sahip olmak. Bunu kim bize cazip gösteriyor? Kur'an buna züyyine diyor. Tezyin kelimesi de Türkçemize oradan gelmiş. Yani böyle süslü, tezyin edilmiş, süslenmiş, çekici kılınmış insana. Bu kim tarafından çekici kılınıyor? Bu kime çekici geliyor? Bu soruyu kendimize sormak durumundayız. Ve kendimizi oradan çıkarmak durumundayız. Çünkü biz o değiliz. Bu şuna benzer arkadaşlar. Yani çocukluk çağında güzel bir oyuncak, tırnak içinde çocuğun hoşuna giden bir oyuncak, ona çok süslü görünür, çok sever. Oyuncağını çok sever. Hatta biz sorarız, oyuncağını çok seviyor musun? Hatta bazısı böyle oyuncak bebekleri vardır, ayıları vardır, onunla yatar. Bizim de ne tür oyuncak ayılarımız var, o da sizin ferasetinize bırakıyorum. Yani onsuz olmaz dediğiniz ne ayılar var değil mi arkadaşlar? Tabii hangisi ayı, o ayrı bir konu, onu siz düşünün. İçimizde çok cahil benlikler var. Çok cahiller. Ve biz de kendimizi onlar zannediyoruz. Onların üzerinden hayata bakıyoruz. Onların üzerinden hayatı yorumluyoruz. Ve kendimizi o noktadan algılıyoruz. Kendimizi de onun bize gösterdiği yerden tanımlıyoruz. O yüzden bu iki ayeti sizinle paylaşmak istedim. Bu vesileyle de depremde gerek vefat eden gerekse yaralanan insanlarımıza tabii ki dua edelim. Elimizden gelen her şeyi maddi manevi yapmaya çalışalım. Önemli olan şey arkadaşlar, başımıza bir şey geldiğinde bizim bu duruma karşı nasıl davrandığımızdır. Olaylar değildir asıl önemli olan. Ben nasıl davranıyorum? Farz edelim ben orada işte çocuğu, annesi, babası, kardeşi, bir yakını ölmüş olan bir insanım. Ben nereden bakardım? Ben nereden bakmalıyım? İçimdeki benlikler nereden bakıyor? Veya ben o yıkılan binaların içinde kalmış biriyim. Mesela düşünün, 3 gününüzü nasıl geçirirdiniz? 3 gün orada kalıyor olsaydınız, 3 gününüzü, 5 gününüzü acaba nasıl geçirirdiniz? Bunları da düşünmeye ihtiyacımız var. Ve tabii ki onların ihtiyacı noktasında her birimiz elinden gelen şeyi maddi manevi yapmaya çalışmalıdır. Bu tabii ki en doğal ve yapmamız gereken bir şeydir. Ama biz hangi benliklerin yıkıntıları arasında kaldığımıza da dikkat etmeliyiz. Acaba biz şu anda çok mu özgür yaşıyoruz? Çok mu bağımsız bilinç sahibiyiz? Acaba üzerimizde hangi yıkıntılar var? Çocukluğumuzdan itibaren yaşadığımız olayların bizim üzerimizdeki benlik yıkıntılarını da mutlaka düşünmenizi tavsiye ediyorum. Hangi korkular, hangi algılar, hangi yorumlamalar, hayatı hangi istekler, arzular, beklentiler üzerinden yaşıyoruz? Bunların her biri bir yıkıntıdır. Öyle benliklerimiz vardır ki bizi 2 metrekarenin içine sıkıştırır. Psikolojik olarak. Çıkamazsınız oradan.
bir boşanma olur, bir ayrılık olur, bir şey olur. Biri size hak etmediğiniz bir şey yapar, bir haksızlığa maruz kalırsınız. Psikolojik olarak 2 metrekare bir yerde hapsolduğunuzu hissedersiniz. Bu depremden daha büyük bir yıkıntıdır. Çünkü depremin yıkıntısı geçicidir. Ama bu eğer dikkat etmezseniz kalıcı bir şeydir. Ve bir ömür boyu o yıkıntının içinde kalırsınız. Mesela geçmişte bir keşkenin içinde kaybolabilirsiniz. Ve geçmişte yaptığınız bir hatadan dolayı kendinizi affetmediğiniz için bir ömür boyu o suçlu benliğin yıkıntısı altında kalmış olabilirsiniz. O yüzden neyin içinden baktığımıza dikkat etmeye ihtiyacımız var. Asıl büyük yıkımlar buralardadır. Zahiri yıkımlar tabii ki önemlidir. Tabii ki buna karşı mücadele edeceğiz. Ama mutlaka bir yandan da dönüp bakıp ben hayata nereden bakıyorum? Benim yaşam alanım nedir? Hangi arzular, beklentiler, ihtiyaçlar, korkular, hevesler tarafından kuşatılmışım? Benim üzerime ne çökmüş acaba? Buna bakmak durumundayım. Eğer buna bakarsak gerçekten ayetin ifade ettiği gibi Allah düşünesiniz diye size ayetlerini böyle açıklıyor. Ve biz buna dikkat etmek durumundayız. Nereden bakıyoruz? Nereden algılıyoruz? Hangi duygunun içinden bakıyoruz? Tıpkı Yunus'un balığın karnına girmiş olması gibi. Biz de hangi duygunun, hangi arzunun, hangi beklentinin, hangi düşüncenin karnına girmişiz ve onun içinden hayatı algılıyoruz. Buna dikkat edersek yaşadığımız şeyler de bizim için bir anlama dönüşür ve bizi içinde bulunduğumuz karanlıklardan nura çıkarabilir. Teşekkür ederim.